Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bundan sonra her ay sizlere böyle dizüstü bilgisayar önerileri listesi hazırlayacağım. Neden bu tarz bir liste hazırlıyorum? Çünkü sebebi şu, etrafımdaki insanlar, arkadaşlarım, beni tanıyanlar, bilenler, işte bir şekilde sosyal medyadan ulaşanlar bana düzenli olarak şu bilgisayarımı alayım, bu bilgisayarımı alayım falan diye soruyorlar. E malum kurlar arttı. Her şeyin fiyatı uçtu, e bilgisayarda bir ihtiyaç bu arada bozuluyor, eskiyor, yenilemek gerekiyor. Tabii ki onlara gözümüz gibi bakalım ama eskidikleri zamanda değiştirmemiz gerekiyor. Ben de böyle bu tarz arkadaşlarımın hem faydası olsun hem de bana ulaşamayan ya da bir şekilde bana soru soramayanlar içinde böyle bir liste hazırlamak istedim. Bu listede şuna dikkat ettim arkadaşlar onu baştan söyleyeyim. Bir kere en az sizi 2-3 sene götürebilecek bir bilgisayar. En az söylüyorum 2-3 sene götürebilecek bir bilgisayar olmasına dikkat ettim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Belli kriterler sonucunda bu dizüstü bilgisayar listesini oluşturdum. Ve bu Aralık 20 2021 için önereceğim bir liste. Tabii fiyatlar çok hızlı artıyor. Dolar ben bu videoyu çektiğimde 16 TL'ydi ama siz bu videoyu izlediğinizde 20 de de olabilir. Farklı rakamlarda çıkabilir. Tabii ki o zaman bilgisayarların fiyatları da artacak ama en azından nasıl bir bilgisayar almanız gerektiğini fiyattan bağımsız söylüyorum bunu. Siz de bu videoyu izledikten sonra öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere sizi en az 2-3 sene götürebilecek bir bilgisayar öneriyorum. Yoksa daha ucuza, bu listedekilerden daha ucuza çok daha farklı bilgisayarlar da var. Ama onları alırsınız bir sene sonra, bir buçuk sene sonra, maksimum iki sene sonra o bilgisayarı hani artık kullanılamaz hale gelebilir. Ağır çalışır daha doğrusu kullanılamaz hale gelmekten kastettiğim biraz bu. O yüzden ben bu listeyi oluştururken öncelikle şunu dikkat ettim. Bir, size en az iki üç sene götürmesi. 2 8 GB RAM olması en az. Çünkü 4 GB RAM'li bilgisayarlar da var. Sonradan alıp takıp değiştirebilirsiniz. Belki öyle bir çözüm de üretilebilir ama ben hani almışken bir daha dokunmayacağız bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar seçmeyi ve önermeyi tercih ettim. O yüzden 8 GB Windows işletim sistemi var. Biliyorsunuz bazı bilgisayarlarda fiyatı biraz daha uygun olsun diye Windows'suz da gelebiliyor. FreeDOS olarak da alabilirsiniz. Tercih sizin ama ben öyle önermedim. Yine de Belki benim listemdeki bilgisayarların FreeDOS olan versiyonları da vardır. Bakarsınız, araştırırsınız. Üçüncüsü de size 2-3 sene çok rahat idare edebilecek ve mümkün mertebe de hafif ürünler tercih etmeye çalıştım. Çünkü okulda, işte hani evin dışındaki yerlerde de bilgisayar kullanıyoruz artık. Yoğun bir şekilde hem de. Ve bu da taşınabilirliğini ön plana çıkartıyor. Seçtiğim modeller genelde taşınabilir olmasına da dikkat ettiğim modeller. En fazla 2 kilogram ağırlıkları var buçuk kilodan başlıyor iki kilograma kadar gidiyor. Söylediğim gibi ben genel bir çerçeve çiziyorum burada. 5 tane ürün var ama siz bu özelliklere sahip 10 tane de ürün bulabilirsiniz piyasada, 20 tane de bulabilirsiniz. Bir listem var açıklama kısmında o listeyi koyacağım. Oradan alışveriş yaptığınız zaman da bana da katkıda bulunacaksınız. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra artık size dizüstü bilgisayar önerilerimi sunabilirim Aralık 2021 için. Şimdi listemdeki ilk ürün Honor MagicBook X15. Biliyorsunuz Honor yakın zamana kadar Huawei'nin bir alt markasıydı ama artık bağımsız bir marka olarak hayatına devam ettiriyor. Ve Huawei'de olduğu gibi onun da dizüstü bilgisayarları var. Ve fiyatları da gerçekten de uygun. Şimdi ekranda göreceksiniz 15.6 inçlik Full HD bir ekran olan bu bilgisayar. AMD Ryzen 5 3500 U işlemciyi kullanıyor. Fena da bir işlemci değil. Windows 10 Home işletim sistemi var. Cihazın üzerinde 8 GB RAM, 256 GB SSD, parmak izi okuyucu, USB-C'den şarj ki 65 Watt'lık bir şarj kutusundan çıkıyor. Ve 1.56 kg ağırlık ki fiyatı da 7800 TL. En azından bu videoyu çektiğim tarihte. Şimdi ikinci bilgisayarımız yine e, Huawei Honor grubundan. Huawei MacBook D15. Ben bu bilgisayarı en az 10 kişiye aldırttırdım onu söyleyeyim. Ve halen de çok memnunlar. Tabi fiyatı arttı. Ben alın dediğimde 4500-5000 civarındaydı. Bundan yaklaşık bir sene önce şu anda 8000 lira civarında bir fiyatı var. Özelliklerine bakalım. 15.6 inçlik Full HD bir ekranımız var. Intel Core i5 10210U işlemci. 8 GB RAM. 256 GB depolama. Windows 10 Home işletim sistemi, parmak izi okuyucu, 65 Watt USB-C şarj ve 1.53 kilogram ağırlığı olduğunu söyleyeyim. Bunun da fiyatı bu video çektiğim tarihte 8300 civarında idi. 8300 TL civarında idi. Şimdi devam edelim. Farklı bir markaya geçelim artık. Asus'un X515JF modeli. Tam kodu bunun EJ259T olarak geçiyor arkadaşlar. 15.6 inçlik Full HD bir ekranımız var. Intel Core i5 1035G1U işlemci kullanıyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanımız var ve MX130 ekran kartı var bunda. Harici bir ekran kartı var. Biraz daha yani normal üzerindeki bütün ekran kartına göre biraz daha performanslıdır. Windows 10 Home işletim sistemiyle geliyor. 1.8 kilogram bir ağırlığı var ve fiyatı da 8499 TL. Bir diğer ürünümüz ise Lenovo IdeaPad S145. Bu üründe de 15.6 inçlik Full HD bir ekran var. AMD Ryzen 5 3500U işlemcimiz var. 8 GB RAM, 256 GB SSD'miz var. Windows 10 Home işletim sistemi ve 1.85 kg ağırlığında olduğunu söyleyeyim. Fiyatı da 7755 TL. Son bilgisayarımız ise HP'nin 255 G7 modeli. 15.6 inçlik o da Full HD bir e, ekranına sahip. AMD Ryzen 5 3500U işlemcisi geliyor. 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 10 Home işletim sistemi ve 1.78 kg ağırlık olduğunu söyleyeyim. Ve fiyatı da 8371 TL. Şimdi söylediğim gibi videonun içinde bu ürünlerin fiyatı bu video çekildiği tarihteki fiyatlarına göre ben değerlendirdim. Yine videonun içinde söylediğim gibi sizi en az 2 sene, 3 sene rahatlıkla götürebilecek bilgisayarlar bunlar. Günlük işlerinizi yaparsınız. Okulda, işte, evde, her yerde kullanırsınız. Belli bir noktaya kadar bu bilgisayarlar oyunda oynatır. Ama tabii ki böyle hani ben Doom 3 oynayacağım işte 60 FPS e göreyim falan gibi fantazilere girmeyeceksiniz. Böyle yani günümüzde Valorant'ta CS koydu falan gibi böyle hani standart oyunları oynatır orada sorun olmaz ama tabii ki hani yüksek performans isteyen oyunlarda yeterli gelmeyecektir bu dizüstü bilgisayarlar. Onu da altın özellikle çizeyim. Ama ben ağırlıklı olarak bu listeyi günlük ihtiyaçlar için tasarladım. Basit anlamda oyunda oynayabilirsiniz. Birçok işlerinizi işte video izlemek, YouTube'da dolaşmak, internet tarihinde dolaşmak, ne bileyim, e, ofis programlarını açmak, Teams yüklemek, Zoom'da görüşmeler yapmak falan gibi bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca kısmen de olsa eğlence için de kullanabilirsiniz. Yani oyun tarafından bahsediyorum. Bu bilgisayarların listesi bu. Kısmet olursa Ocak ayında yine bu listeyi güncelleyeceğim. Yine farklı bir listeyle karşınızda olacağım. Ama fiyatlar her dakika arttığı için, hani fiyatları söylediğim videoda ama fiyatlar her dakika arttığı için arkadaşlar, Belki videoyu bir ay sonra izlediğinizde bu fiyata bulamayabilirsiniz. Veya 15 gün sonra veya bir gün sonra bile izlediğinizde ne yazık ki fiyatlar değişiyor. Ben bu videoyu Aralık ayının 17'sinde çektim ama 18-19 gibi muhtemelen 20'si gibi yayına vereceğim. O zamana kadar muhtemelen fiyatlar da artacaktır diye tahmin ediyorum. Ama hani söylemek istediğim şey şu. Bir dizüstü bilgisayar alacaksanız minimum 8 GB RAM olsun. Minimum 256 GB SSD'si olsun. Minimum i5 Intel i5 ama 10. ya da 11. nesil. O, çünkü Intel'in i5'in 5. nesil satılan bilgisayarlar da var. Hala onlara dikkat edin. 10. ya da 11. nesil ve AMD Ryzen 5'in işte 5 veya üzeri 3500U gibi işlemcileri tercih etmenizi öneririm. Minimum önerim bu. Elbette i3'lü işlemciler falan da var Intel'de veya Ryzen 3'lü ama onların performansı yani çok kısa bir süre sizi mutlu edecektir. Daha sonra o performans size yeterli gelmeyecektir. Bunu da altını çizeyim. Evet bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Aralık 2021 için önerebileceğim dizüstü bilgisayarları anlatmaya çalıştım. Elbette söylediğim gibi videonun içinde de bu bilgisayarlardan çok daha fazlası da var. Ama ben hani işinizi görebilecek, günlük hayatta sizi sıkıntıya sokmayacak. Özellikle bunu dikkat ederek güzel bir liste hazırladım. Listenin detayı açıklamada bir link var. Orada da göreceksiniz. Oradan alışveriş yaptığınızda da bana da Katkı ve fayda sağlamış oluyorsunuz. Ben de en azından bu işleri devam ettirmiş oluyorum. Youtube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Bu videoyla ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir. Dizüstü bilgisayar alırken neye dikkat edeyim, nasıl yapayım gibi. Benim anlatmadığım sizin merak ettiğiniz konular varsa yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.